Ekranlarına hoş geldiniz. Birbirinden değerli hocalarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün Türk teknik direktörlerinin en değerlilerinden, en sevileninden bir isim var. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor Teknik Direktörü Mehmet Özlek bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Uzun zaman İyi oldu. Görünüyorsun. Teşekkür ederim. Siz de öyle. En son programda birlikteydik. Korona günlerinde iyi ki teknoloji var. Bizleri bir araya getiriyor, böyle konuşabiliyoruz. Düşüncelerimizi öğrenebiliyoruz. Doğru. Garip bir süreçten geçiyoruz. Evet. Neler yapıyorsunuz bu korona günlerinde? Karantinadasınız, evdesiniz, ailenizle birliktesiniz. Doğru. Açıkçası söylenenleri yapmaya çalışıyorum. Devletimizin, özellikle Sağlık Bakanımızın söylemlerini çok doğru buluyorum, yerinde buluyorum ve bunu harfiyen uygulamaya çalışıyorum. Hemen hemen 15 Mart'ta son maçı oynadık ve o günden itibaren hem toplamda 50 güne yakın bir süre oldu. Yani çok acil ev ihtiyaçları olmadığı sürece dışarı çıktığım bir süreç olmadı. Evde aileyle birlikte kendimizi izole ettik. Nereye kadar edeceğiz açıkçası bilemiyorum ama zor bir süreç. Sadece bizim değil, bence dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçte birlikte hareket edebilirsek daha rahat bir şekilde bu beladan kurtulabileceğimizi düşünüyorum. Evet, çoğunu belli bir sürecini atlattık. Bundan sonraki süreç inşallah daha iyiye doğru gidecektir, pozitife doğru gidecektir. Ama herhalde insanlardan biraz daha sabırlı ve duyarlı olmaları gerektiğini bir kere daha hatırlatmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Evet. Futbolda kolektiflikten bahsederiz hep. Bu korona da biraz kolektife hareket isteyen bir şey oldu. Yani gerçekten bir bütün olarak hareket etmemiz gerekiyor. Kesinlikle yetkililerin, kurumların bizlere söylediği, dikkat etmemiz gereken şeylere uymamız gerekiyor hocam. Çok doğru tespit ettiniz. Peki, evde neler yapıyorsunuz? Biraz onları konuşalım. Sonra futbolu konuşalım istiyorum. Tabii hiç bu kadar evde durmamışsınızdır diye düşünüyorum ben. Mesela mutfakla aranız nasıldı? Şimdi nasıl? Merak ediyorum. Yemeği seviyorum. Mutfağa mümkün mertesine hanım giriyor. Şimdi tabii benim ailemin yapısını az çok biliyorsun. Senin programına da geldik. İki tane kızımla geldik, katılmıştık. Çok da keyifli ve renkli bir programdı. Ondan sonra bir kızımız daha oldu bizim. Üç tane kızım var benim. Dolayısıyla büyüğünün tabii, amin cümlemizinkini. Büyük Yağmur kızım tabii bu sene LGS'si var. Çok stresli ve sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Çok yoğun bir süreçte geçiriyor. Ortancası tabii normal eğitimine devam ediyor okuluyla, öğretmenleriyle. Ufaklık da tabii biraz bana kalıyor. Anneyle birlikte bize kalıyor. Onunla biraz vakit geçiriyorum. Vaktimin çok büyük bir bölümü onunla geçiyor. Ramazan olduğu için oruç tutuyorum çok net. Evveliyatında her gün spor yapıyordum. Her gün 45 dakika, 1 saat ciddi spor yapıyordum. Evde bu süreçte bunu ihmal etmedim. Çünkü fiziksel görünüşünde çok önemli olduğuna, spor çünkü benim hayatımda çok önemli bir olgu. Dışarıda da olsak, içeride de olsak bundan vazgeçme şansımız yok. O bizim her şeyimiz. İftardan sonra küçük kızım, ortanca kızımla biraz voleybol oynamaya çalışıyoruz. O biraz sporu seviyor. Onunla en azından o aktiviteyi iftar sonrasına bırakıyoruz. Genel hatlarıyla çocuklarla birlikte olmak tabii uzun zamandır yapamadığım şeylerden bir tanesi. İşte akşam beraber yemek, sabah kahvaltıyı beraber yapmak. Bunlar bizim futbol hayatımızda çok fazla yaptığımız bir süreç değil, uzun süreç değil. Ciddi anlamda bu süreci aileyle birlikte geçiriyorum. Süper hocam. Artıları olarak, koronanın artıları olarak bir kenara koyuyoruz bunları. Gerçekten spor sadece fiziki değil, mental anlamda da şu süreçte iyi gelen şeylerden bir tanesi. Mesela ben 50 gündür aralıksız spor yapıyorum. Normalde haftada 3 gün yapardım. Gerçekten buradan tavsiye ederim. Spor şu süreçte tutunabileceğimiz bir dal. Her zaman aslında öyle. Doğru, en azından o stresten uzaklaşma. Biraz beyni biraz daha sporun içine yönlendirmek fizikselliğin yanında biraz zihinsel olarak da rahatlamaya oluyordur, fayda oluyordur. Dolayısıyla spor zaten hayatımızın her daim her dakikasında olması gereken bir unsur. Ama şunu öğrendim ben, bakıldığı zaman işte tabii bu korona sürecinde özellikle ilk başlanan süreçte
söylemlere çok riayet etmedi halkımızın çok büyük bir bölümü. Özellikle havalar güneşliyken hep sahillere gittiler. Sporu gerçekten çok seviyormuşuz. Yani bunu da buradan çok öğrendim. Doğru söylüyorsunuz. Güzel ironi oldu hocam, evet. Evet. Şimdi hocam, gelelim futbola. Futbolu hiç bu kadar özlememiştik belki de. Korona öncesinde de nasıl söylemeli bilmiyorum ama çok iç açıcı değildi. Özellikle kulüplerin maddi açıdan durumları, tartışmalar vesaire hep olan şeylerdi ama onları bile özledik açıkçası. Şimdi en baştan başlayacak olursak, UEFA'nın Eylül'de bitirin önerisiyle başlayan bir süreç var. Hollanda, Belçika, Fransa bu sürecin dışında kaldı çünkü iptal ettiler. Yani artık ligler oynanmayacak dediler. Bunun dışındaki ülkeler ise bir hazırlık içerisinde, Türkiye de bunun içinde. Haziran'da ligler başlayacak deniyor. Siz sadece deniyor ama henüz bir netlik yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Henüz Türkiye olarak biz buna hazır mıyız? Bu rekabetçi futbola hazır mıyız? Şu şartlar içerisinde. Buna Güney Amerika'da Arjantin de dahil edelim. Arjantin Evet. de ligi tamamladı. İskoçya'yla tamamladı diye biliyorum. Şimdi tabii Avrupa'yı ben de çok yakından takip ediyorum. Bunu örnek olarak da almak istemiyorum tabii ama şimdi içinde bulunduğumuz süreçte özellikle 2 gün önce Futbol Federasyonu sağlık protokolü diye bir protokol yayınladı. Bilmiyorum okudun Evet. mu onu? Evet, okudum. 35 maddelik bir sağlık protokolü. Yani bunlar uygulanırsa futbol oynamaya elverişli bir ortam yaratılabilir diyor. Ama 35 maddeye baktığınız Uygulanabilir zaman bu görüyor 35 musunuz? tane efendim. Siz uygulanabilir görüyor musunuz o İşte ben de onu protokole oraya geliyordum zaten. Yani bu 35 maddeye baktığınız zaman bunu uygulamanız mümkün değil. Mümkün Sebep değil. neler? Şimdi futbol bireysel bir oyun değil. Ya içerisinde gruplar halinde antrenman yapmanız var, testiniz var, deplasmana 2 otobüste gitmeniz var, işte tesislerde kullanmama şansınız var. Oyuncular evden giyinip gelecek, tesiste duş alamayacak, evinde gidip duş alacak. Akabinde takım yemeği yemeyeceksiniz, gruplar halinde yemek yiyeceksiniz. İşte soyunma odasına girerken üçerli gruplar halinde geleceksiniz. Ya Türkiye'deki statlarda 10 tane soyunma odası var da bizim mi haberimiz yok bilmiyorum. Yani dolayısıyla niyetleri çok iyi ama uygulamada bu uygulanabilir bir protokol değil açıkçası. Dolayısıyla maç öncesi, maçtan 15 gün önce test yapıp bütün takımı izole etmek, orada çalışan bütün elemanları izole etmek onlar o kadar kolay şeyler değil Zeynep. Tabii bunun karar mercisi ben değilim ama futbol oynanabilmesi için o sağlıklı ortamın bir kere oyunculara ve bizlere sunulması lazım. Bugünkü şartlarda bunu uygulanabilir hali olduğunu düşünmüyorum. Tabii şunu da söyleyelim. Türk Hava Yolları'nın 28 Mayıs'a kadar uçuşlarının yapmadığı, uçaklar uçuşunun yapmadığı, şehirler arası yolların gidiş gelişlerinin olmadığı bir ortamda ve ki ben buna katılıyorum bilim kurulundaki insanların açıklamaları özellikle Sağlık Bakanımızın denetimiyle kamuoyuna verilen mesajlarda bu virüsün yenmek için ilk etaptaki uygulanması gereken şeylerden biri diyor ki evde izolasyon. Evet. Evde Mesafe. izolasyon, evde kalın diyor. Şimdi tabii virüsü de tanımaya başladık aslında. Biz de birer profesör olduk aslında. Yani çünkü Doğru. başladığında 3 kişiye geçiyor diyordular. Daha sonra 15 kişi oldu. Sonra 30 kişi oldu. Daha sonraki süreçte 1 metre mesafe yeterliydi. Şimdi 7-8 metre oldu. Daha sonraki süreç, önceki süreçte çok havada yaşamadığını ifade ediyorlardı. Şimdi havada kaldığını söylediler. Yani aşı bulunana kadar bu süreci hep birlikte yaşayacağız. Bu çok net, aşikar görünüyor. Ama siz insanlara bu mesajları verirken, siz futbolda bu işi icra eden insanlara özellikle futbolda bunu diyemezsiniz. Yani yan yana gelmeyin, işte beraber takım yemeği yiyemezsiniz. Gruplar halinde çalışırsınız, gruplar halinde gidersiniz, soyunma odasına gidersiniz. Yani bu çok uygulanabilir bir protokol değil benim şahsi fikrim.
Hocam şu da var, yani siz de dediniz, futbol kolektif bir oyun. Sahada tükürenler, hapşıranlar, terleyenler, ki çok normal, futbolun doğasında olan bir şey bu, terlemek. Yani bunların önüne geçmek, işte faul oluyor vesaire, o kadar çok parametre var ki. Yani bunların önüne Doğru. geçmek imkansız. Hani bu protokol iyi niyetle hazırlanmış olabilir ama gerçekten uygulama noktasında, Tartışmasız, tartışmasız. uygulama noktasında futbola uyarladığımızda kesinlikle başa çıkılabilecek bir noktası yok diye düşünüyorum ben. Şunu da söyleyeyim. Tabii biz 15 Mart'tan itibaren futbol ara verdik. Belki de ilk oynayacağımız, eğer iyimser tabloya bakıyorum, söylenen tabloya göre hareket edersek 12 Haziran. Yani 90 günlük bir ara var. Bu belki de futbol tarihinde en uzun aralardan bir tanesi. Yani Evet, bunun bir kere maalesef. psikolojik travması ve psikolojik geri dönüşleri çok önemli. Şimdi oyuncuların ne halde olduğunu biz sadece işte senle konuşur gibi konuşuyoruz oyuncularla. Yani bir belirsizlik var. Dolayısıyla şimdi tekrar sezon başı gibi bir periyot yaşayacak oyuncular. Ve sezon başındaki periyottaki amaç nedir? Takım birlikteliğini ve takım olgusunu oluşturmaktır. Yani siz burada bölgesel çalışma yapacaksınız. Orada dörtlü defansı çalıştırırken diyeceksiniz ki o zaman 3 metre, sen 7 metre orada kal, 5 metre burada kal. Yani bunun anlatılabilir tarafı yok. Yani futbolda anlatılabilir tarafı yok. Hani biz çünkü bireysel spor yapmıyoruz. Bireysel spor yapsak anlayabilirim. Hocam psikoloji dediniz. Ben açıkçası futbolcuların şu an hatta bir futbolcu bu terimi kullanmış. Top görsek bomba zannedeceğiz diye. Öyle bir psikolojiler şu Aytaç an. Kara söyledi. Aytaç Kara Evet, söyledi. Evet. Aytaç Kara. Yani şu an ben futbolcuların psikolojilerini çok merak ediyorum. Onlar oynamak istiyor mu? Ki ben çoğunun oynamak istemediğini düşünüyorum. Siz de iletişimdesinizdir. Daha iyi biliyorsunuzdur. Oynamak istiyor mu futbolcular şu süreçte? Ya, oynamak isteyen gruplar da var. Bu sadece benim takımla değil, genel hatlarıyla söylüyorum. Ama ciddi anlamda oynamak istemeyen birçok oyuncu var. Yani çünkü siz başladığınız an kendinizi kesinlikle ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, herkesten izole etmek zorundasınız. Çünkü bu işin şakası yok. Dolayısıyla bulunduğunuz ortamda biz bir de hep söylüyoruz, yani kültürümüzde var bu sarılma, öpme, koklaşma, sohbet, muhabbet, dokunma, hepsi var hayatımızda. Biz evet bunu bir şekilde kontrol etmeye başladık. İşte 45 gündür, 50 gündür bunu bir nebze tolere etmeye başladık, ama hayat başladığı zaman insan yine tekrar irkiliyor. Yani sen de söyledin demin. Ben 50 gündür evimdeyim. İşte ev ihtiyaçları için çıktığımda da bu tedirginlik dışarı çıktığım her anında var bende. Bu oyuncu grubunda da var. Onun eşinde de var, çocuğunda da var. Ya biz şunlarla da karşılaşacağız. Ya hocam ben gelmek istemiyorum. Ben oynamak istemiyorum. Benim psikolojim iyi değil diyen oyuncularla karşılaşacağız zaten. Yani bu oyuncular Bunlara da bir takım şey bazı yaptırma şansınız yok çünkü. Şimdi bazı oyuncular var. Takımının performansını %50-%60'ın üzerine çıkaran oyuncular. Eğer ben gelmek istemiyorum diyen oyuncular bu oyunculardan oluşursa, o zaman takımın sahada olmasının da pek anlamı kalmayacakmış gibi geliyor. Çünkü takım olarak tam performansı rakibe yani ortada takım oyunu olmayacakmış gibi geliyor bana ve istenilen verimi veremeyecekmiş gibi geliyor. Ve oyuncuya da hayır gelmek zorundasın da diyemeyeceksin bu durumda. Nasıl Diyemez. olacak Öyle bu şartın yok. durumda? Doğru. Şöyle bir şey. Tabii bunun yanında sakatlıklar da çok olacak. Yani siz 50-60 gün bırakıyorsunuz. Normal sezonlarda bile Zeynep, lig bittikten sonra bir sonraki sezona başlamak için maksimum verilecek ara 35 gündür, 40 gündür. Yani biz ve orada oyuncu aslında normal sezonlarda daha aktif dinlenir. Ayak tenisi oynar, tenis oynar, yüzer. Yani hayat hep hareketlidir. Şu anda stabil bir yaşam. Evet biz de onlara programlar verdik. Hala vermeye çalışıyoruz ama evde verdiğiniz program ne program? Ne program? Yani kor antrenmanı verirsiniz. Kendi vücut ağırlığınıza bir şeyler yapabilir. İşte koşu bantı varsa yapabilir, ama bunun da adeleye sıkıntısı yarattığı oyuncular oldu. Şimdi tabii
ya ne taraftan bakarsan bak aslında tutulabilecek bir nokta yok gibi görünüyor bana. Peki hocam, siz ne düşünüyorsunuz bireysel açıdan? Yani ben şunu merak ediyorum, hani biraz net sorayım, net cevap istiyorum. Aslında tabii ki Tabii. belli cevaplarınızdan, ama Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Teknik Direktörü olarak ve takım yöneticileriyle de aslında iletişimdesinizdir. Sizin bir kararınız var mı? Merak ediyorum ben yani aslında. Şimdi benim kararım, şahsi kararım var tabii ki. Bunu da söylüyorum. Yani bu sağlıklı ortam oluşturulmadığı sürece oyuncu grubuna ve bizlere bunu oynamanın hiç kimseye faydası yok. Bak Zeynep, bu pandemi yeni başladığında bu seyircisiz maçlar ilk oynandığı müsabakadan önce Fatih Hoca bir açıklama yaptı. Dedi ki bu insan sağlığı her şeyin önündedir. Buna lütfen dikkat edelim ki akabinde yakalandılar. Bir hafta oynadık ve iş bitti. Şimdi o zaman sayı kaçtı? 1, 5, 8, 13. Yani o seyircisiz maçlar oynandığındaki sayı 15-18, o civardaydı. Bugün kaç sayı var? Bugün kaç sayımız var? Hasta sayımız? 130 Bugün binlerde. 130 binin üstünde, evet. Üstünde. Yani o zaman biz neyi tartışıyoruz? Ama tabii konum itibariyle biz bir şeyleri söylediğimiz zaman sen diyor işte oradasın da ondan söylüyorsun. Öyle bir şey yok. Ben insan hayatının her şeyden önemli olduğuna inanan bir insanım. Yani Çoğu bugün hocanın fikri de önceliğimiz aynı bizim. şekilde. Bugün önceliğimiz bizim sinema, tiyatro, tatil, spor değil. Önceliğimiz hayatta kalmak, sağlıklı kalmak. Sevdiklerimizin, bizlerin sağlıklı kalması bence her şeyin önünde. Benim fikrim bu. Buradan da herhalde çıkarırsın ne olduğunu. Evet. Ya neden Eylül beklenmiyor? En azından Eylül beklenebilir. Yani bizi Fransa'yla, Hollanda'yla, Belçika'yla, biraz önce söylediğiniz diğer iki ülkeyle de, Afrika ülkesiyle de ayıran ne? Biz neden oynamak istiyoruz? Neden acele ediyoruz? Çünkü bence acele ediyoruz. Yani bunun bir iki ayı daha olmalı diye düşünüyorum ben açıkçası. Şöyle söyleyeyim, tabii UEFA diyor ki 25 Mayıs'a kadar bana bildirimini yap. Yani planlamanı yap. Oynayacaksan Ağustos'un başı itibariyle bitir. Çünkü futbol devam edecek. Futbolun geri dönüşü şaşalı. Tabii futbolun geri dönüşü şu gün itibariyle şaşalı olmalı. Zeynep ben öyle düşünüyorum. Çünkü bir ivme kaybettik bu süreçte de. Yani hadi dönelim de oynayalım değil. Futbolun o görsel şöleni ile birlikte şaşalı dönüşüne ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Değil mi hocam? Yani Dolayısıyla futbol evet. aynı zamanda taraftarla olan bir oyun. Yani o taraftar olmazsa, çünkü keyif alınan bir şey futbol. Yani böyle hadi oynayalım, bitirelim, aceleye getirmek de işin büyüsünü kaçıran bir nokta diye düşünüyorum. Belki o taraftarla oynama süreci belki biraz daha uzayabilir. Ona biraz daha zamanımız olabilir. Ama tabii bu virüsler biliyorsun mutasyon oluyor. Bir anda da yok oluyormuş. Öyle söylüyorlar. Biz de aslında doktorlar kadar bayağı bilgi sahibi olduk bu süreçte televizyonların başında. Ama şöyle söyleyelim. Yani ilk Belçika almıştı biliyorsun bunu. Daha sonra Hollanda ve daha sonra Major Lig dediğimiz liglerden Fransa'nın iptal etmesi bence herkesi böyle bir dikkat olarak irkilmesine sebep oldu. Çünkü Fransa Ligi'nin marka değeri 3 milyar 50 milyon euro civarında. Ya çok ciddi bir para bu. Ve diyor ki evet ben oynamak istemiyorum. Şimdi akabinde İtalya ile de aynı süreç devam ediyor. Onların ortalama rakam fiyatları işte 4 milyar eurolara yakın. İşte aynı şekilde Almanya işte 4-5 milyar euro arasında. Fransa, İspanya aynı şekilde. İngiltere kendi başına zaten farklı bir kategori öyle düşünüyorum. Şimdi İngiltere'yi de takip ediyorum. Yani orada futbolcular sendikası çok güçlü bir sendika. Oynamak istemiyorlar. Yani ben İtalya'nın da İspanya'nın da bu anlamda zorlanacağını düşünüyorum ki İtalya'nın herhalde bugün yarın o anlamda bir açıklama yapacaklar.
Çünkü bu bireylerin alacağı kararlar değil bu kararlar. Yani bu karar federasyonun da alacağı karar değil. Bu devletin alacağı bir karar. Ya hatta sağlık Bilim kurumları, kurulundaki yani bilim insanların kurulu. alacağı karar. Ben Bilim mesela, kurulunun alacağı karar. evet, ben mesela şunu da sormak istiyorum. Çok merak ediyorum. Şu an takımlar çalışmalara başladı. Takımlar halinde, yani gidiyorlar kulüp antrenman sahalarında çalışıyorlar. Gruplar Bunu neye halinde göre evet. aldılar? Kimden izin aldılar? Hangi kurula göre, kurulun sözüne göre aldılar? Ben çok merak ediyorum ve bu da çok tehlikeli bir nokta diye düşünüyorum. Doğru, katılmamak mümkün değil. Biz de aynı soruyu zaman zaman herkese konuştuğumuz insanlara soruyoruz. Bu insanlar neye göre karar alıyor? Kime göre karar alıyor? Hangi tarihe göre karar alıyor? Evet. Şimdi öyle bir tarih karar varsa benim niye haberim yok? Federasyon bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı benim bildiğim. İşte bugün yarın bilecek. Biz de ona göre hareket edecek. Aslında yarışma veya geri dönme anlamında da çok birlikte bir geri dönüş olmuyor yani. Bazı takımlar 10 gün oldu. İşte diyor ki Tabii. benim böyle bir şansım yok. Ben İzmir takımı değilim. Ben İstanbul takımı değilim. Ben İç Anadolu takımı değilim. Ben ne yapacağım? Benim oyuncum biri Antalya'da, biri Eskişehir'de, biri İstanbul'da. Hadi Erzurum'da olanlar bir nebze tolere edebiliyorsun ama o zaman adaletten bahsediyoruz. Adaletsizlik var ortada. Ve dediğin gibi eğer bizim dışarı çıkıp işte antrenman yapma, mesafeyi korurarak bir şeyler yapma şansımız varsa o zaman herkesin dışarı çıkma hakkı var. Ben niye 45 gündür evde oturuyorum o zaman? Çok doğru söylüyorsunuz. Yani benim en çok kafamı Ya kurcalayan bu konu bilemiyorum oldu ya. kim bunun kararını veriyor. Yani federasyon deklare etmedikten sonra her şey iyi niyet çerçevesinde düşünülen notlar. Öyle görüyorum ben. Yani bir planlama yapılıyor ama bu iyi niyet çerçevesinde yapılıyor. Ama bunun deklar edilmiş bir şekli yok da ben deklar edilmemiş bir şey için nasıl başlayabiliriz biz? Şimdi mesela bu protokolü Ve bir yerden de tartışıyoruz. diyorsunuz ki dışarı çıkmayın, kendinizi izole edin diyorsunuz. Bir yerden de bakıyorsunuz öbür arkadaşlar antrenman yapıyor. Neye göre yapıyor bilemiyorum. Ben de bilmiyorum yani. Yani evet, çok enteresan. Hani işin etik kısmı bir kenara, sağlık kısmı beni düşündürüyor. Artık şu süreçte çok etik şeylerden bilmiyorum ne kadar bahsedebileceğiz. Yani mesela biz şu an bu prosedürü konuşuyoruz. Sağlık Bakanlığın hazırladığı prosedürü, uygulanabilirliği yok diyoruz, değil mi? Çok yani zor diyoruz daha doğrusu. Şimdi bu takımların kendi kafalarına göre, yani tabiri caizse böyle oluyor. Toplanması, çalışması bu riski barındırmıyor mu? Yani çok garip geliyor bana hocam. Yani çıkamıyorum işin içinden Doğru. düşündüğüm Ya zaman. ben de işte okuduğum kadarıyla Tuzla'da sanıyorum masör. Yani onlar da toplanmış, başlamışlar. Masör pozitif çıktı testi. Bütün takım karantinada. Evet, ne olacak şimdi Şimdi mesela? yani ne olacak? Ya aynı şey şimdi bu iş başladığında da aynı sıkıntı olacak Zeynepçiğim. Yani biz 35 gün kamp yapamayız. Oyuncuları orada tutamazsınız. Onların hepsinin eşi var, çoluğu var, çocuğu var. Dolayısıyla izin vereceksiniz. Ailesine gidecek, alışverişine gidecek. Geri geldiğinde tekrar bu riski taşıyacak yani. Dolayısıyla yakalandığın an hep beraber bu işin içine giriyorsunuz tekrar. Yani birisinde test bir pozitif çıktığı an orada çalışan teknik heyeti, oyuncusu, staffı, masörü, doktoru açarsak bu işi, aşçısı, hepsi bu işin içinde, malzemesi, hepsi bu işin içinde şeye girecek, karantinaya girecek yani. O zaman zaten oynatma şansınız yok. Evet, kesinlikle hocam. Bir de şimdi yabancı futbolcuları ben sormak istiyorum size. Şu süreç gerçekten özellikle yabancı futbol aileleri, kendi ülkelerinde olan yabancı futbolcuları kafasını bir hayli karıştırdı. Ülkesine dönmek isteyen oyuncular var, şu süreçte dönemiyorlar, mecburen dönemiyorlar. Evet. Bu işin nereye gideceği henüz belli değil. Psikolojik olarak takımdan kopmuş olabilirler, oyundan soğumuş olabilirler. Maaşlar yine aynı şekilde söz konusu. Bu da futbolcuları bir şekilde işten Tabii. uzaklaştıran, soğutan bir durum. Tüm Tabii. bunlar çerçevesinde düşündüğümüzde nasıl bir yol alınır?
Bence ilk belirlenmesi gereken şey oynayıp oynanmayacağı. Bence bu Evet. birçok şeyin karamsarlığın veya belirsizliğin önüne geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü sadece yabancı oyuncular değil, onları da düşünerek değil, genel hatlarıyla takımdaki elinde bulunduğu oyuncu profillerine bakıldığı zaman herkeste bir belirsizlik var. Bir kararsızlık var, bir tedirginlik var. Yani şimdi biz hadi yarın başlıyoruz desek bile insanların yani oyuncuların o içlerindeki tedirginlik, o psikolojilerini toparlamak için bir 15-20 güne ihtiyaç var zaten. Sadece psikolojik olarak. Yani onu da ne Değil kadar mi? başaracağız hep birlikte bakacağız. Şimdi tabii geri dönüşler öyle kolay değil. Yani bu sonucunda bir makine değil, bu insan. Yani özellikle liglerin bittiği süreç aslında takımların ve oyuncuların pik yaptığı noktalardır. Yani konsantrasyon, hedefe koşma, hedefte kalma adına Evet. bütün her şeyiyle ortaya koyduğu bir süreçtir. Biz o süreçte dışarı çıktık. Yani böyle bir süreç yaşadık. Dolayısıyla tekrar aynı havayı yakalamak o kadar kolay değil. Çünkü niye? Ben hep objektif bakmaya çalışıyorum. Yani elinizde kiralık oyuncular var. Elinizde Evet. mukavelesi biten oyuncular var. Elinizde gidecek oyuncular var. Yani şimdi bu oyuncuları bu profilde tekrar bir araya getirip diyorsunuz ki 8 haftada bizi hedefe götür veya bizi kümede bırak veya bizi başka bir... Ya kolay şeyler değil bunlar. Kolay Bir şeyler de bu değil. süreç. Yani birçok ve bu süreçte yani ve ben sakatlıkların bayağı olacağını düşünüyorum. Yani çok net söyleyeyim. Bence sakatlıkların en büyük nedeni bu kısa hazırla eğer başlarsa bu kısa hazırlanma dönemi olacak, sebebi olacak bence. En başta bu geliyor diye düşünüyorum. 35 gün hani bir nebze tolere etme şansım var ama bazı evreleri çabuk geçmek zorundayız maça hazır olma adına. İşte bunu Anlatabiliyor diyorum. muyum? Yani Yani bu sezon kadar başı gibi değil. Yani ara o verilmedi evreleri hocam o yüzden. doğru. Yani bu bazı evreleri çabuk geçeceğiz. O aradaki evreleri biraz çabuk geçeceğiz ki çünkü oynanacak son hafta yani Haziran'ın aslında oynanacaksa 12'si 13 14'ü diyoruz ya o haftaki antrenman periyodu başka bir periyod. Orası başka bir periyod. Yani evveliyatına baktığın zaman da zaten 3 hafta 3,5 haftalık bir süreç olacak. Yani bu da tabii yanında büyük riskleri getirecektir. Ama bunun yanında en önemli şey bence fizikselin yanında zihinsel olarak oyuncuları bu işin içine adapte etmek çok daha zor olacak. Evet. Çünkü hani hep tedirginlik yaşamın içinde her daim olacak. Evet Yani evet benim tabii askeri sadece görecek, futbolda değil. tabii. İşte çalışanı maskeli görecek, işte evine git dışarıda insanları maskeli görecek. Ya biz niye oynuyoruz diyecek. Niye biz bunun içinde bu sorumluluğu alıyoruz diye. Belki eşinden böyle bir talep gelecek. Ya sağlığın bizim için önemli. Ya oynama diyebilecek. Birçok şey var dediğin gibi parametre var. Onları koordine etmek öyle kolay değil yani. Dışarıdan bakıldığı gibi hadi oyna. Aa, öyle bir şey yok yani. Peki hocam yavaş yavaş noktalayacağım ama şunu da sormak istiyorum. Bunu akla gelmesi bile böyle bir şey infial etkisi yaratıyor ama ligler bu şekilde bitti diyelim. Özellikle Süper Lig. Bu şekilde işte şampiyon belli oldu vesaire. Bunun olabilitesini düşünebiliyor musunuz ülkemizde bu şekilde bitirilmesini? Şampiyonun belli Ben olduğu düşünüyorum. günün. Tabii, ben düşünüyorum. Neden? Çünkü bu hazırlanmış bir senaryo değil. Bu sadece bizim ülkemizi ilgilendiren de bir konu değil. Dünyanın Tabii içinde ki. şu anda bence aslında dünya bir anda birlikte olmaya başladı. Çok ayrışmıştık. Aslında daha bir araya gelmeye başladık dünya ülkeler olarak da. Dolayısıyla Hollanda yapıyor, Belçika yapıyor. İşte Fransa yaptı, İtalya yapacak belki, İngiltere yapacak. Yani çünkü bunu dediğim gibi UEFA da bunu aynı şeyi söylüyor, FIFA da diyor ki evet diyor biz iyi niyet çerçevesinde oynanmasından yanayız. Aynı şekilde biz de oynanmasından yanayız. Ama oynanmayacaksa mücbir sebepse bunun kararını federasyonlardan çok hükümetler vermeli diyor. Farkındaysan Fransa hükümeti zaten bunu açıkladı. Hollanda Evet. hükümeti açıkladı. Belçika hükümeti açıkladı. Ya şimdi
bizim hükümetimiz bu konuda bir karar alacaksa buna kim karşı gelebilir? Bu zamana kadar yaşadığımız süreçte, yani özellikle bu hastalık sürecinde ortaya konulan tavır, yönetiliş, ya birçok ülkeye örnek gösterilen bir yapımız var. Dolayısıyla devletin alacağı her karara herkes saygı duyacak. Evet, bence de öyle olmalı gibi geliyor. Peki hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Herkese sağlık diliyorum. Evet. Yani kolay bir süreçten geçmiyoruz. Yine söylüyorum. Yani biraz sabırlı, biraz sakin, biraz dirayetli olmak çok önemli. Çoğunu atlattık. Önümüzde inşallah kısa bir süreç daha var. İşte bilim kurulundaki insanların söylemi, bakanımızın söylemi, bayramdan sonra biraz daha yaşanabilir bir seviyeye geçeceğimizi söylüyor. İşte bunun Avrupa'da da örneklerini görüyoruz. Yavaş yavaş hareketlenme başlıyor. Onun için insanlardan hakikaten söylenenleri harfiyen uymasını bilhassa buradan rica ediyorum. Peki hocam, son olarak size iki soru soracağım. Şu dönemde biraz daha kendimize döndüğümüz, farkındalık edindiğimiz bir dönem. Elbette siz de okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz filmler, diziler vardır. Buradan Müsi TV izleyenlerine, futbol severlere önerebileceğiniz var mı acaba, merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim, ben genelde başarıya odaklı bir yapı, hayatım hep böyle oldu. Aslında okuduğum kitaplar vardı, özellikle İngiltere'nin futbola başladığı süreçle ilgili. Bunu Abdullah Hoca da ifade etmişti. Bu özellikle televizyon ismi vermek de istemiyorum gerçi şey olarak da. En son seyrettiğim English Game diye bir İngiliz futbolunun Evet. doğuşuyla alakalı bir vardı. Ondan sonra dün de The Rush diye, Zafere Kaçış diye bir Formula 1 yarışçısının hayatını ve hedeflerini anlatan bir vardı. Onu seyrettim, The Rush diye. Kitap olarak da özellikle bizde menajer olarak biz addedilmiyoruz ama İngiltere'de futbolun beşiğinde İngiliz menajer olarak ifade ediyor. Evet. Özellikle okuduğum ama tekrar haz aldığım Alex Ferguson'un hayatı vardı. Onu okudum ve menajerler yani Bobby Robson'ın, Futbol Alex'in analistleri. ve Mourinho'nun menajerler diye bir yazı dizisi vardı, kitabı vardı. Onun içerisindeki yaşanmışlıklar vardı. Soyunma odaları, maça hazırlanışlar, oyuncu diyalogları, kavgalar, dövüşler. Tekrar onu okudum. Fırsat buldukça okumaya da devam ediyorum. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz için. Bizleri kırmadınız. İyi ki varsınız. Bizler de sizlere sağlık diliyoruz. Teşekkür. Ailenize sevgiler, Teşekkür ederim. selamlar. Buradan bir kez daha bizi izleyenlere o mesajı verelim. Evde kalalım. Sosyal mesafeyi korumaya da devam edelim lütfen. Az Devam edelim. kaldı. Umuyoruz ki tekrar eski hayatımıza, tam olarak eskisi gibi olmasa da o psikolojiden çıkmamıza az kaldı diye umut ediyorum ben. Çok İnşallah. teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Misi TV izleyenleri, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.